Evet. Arkadaşlar yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Evet artık bunun zamanı geldi abi. Kanala bir Osmanlı buff'ının zamanı geldi. En son 1.35'te falan oynadık herhalde. Bayağı geçti üzerinden. O yüzden bu videomuzun konusu Ottoman Empire. Hoş geldiniz efendim. Hemen lafı uzatmadan başlayalım. Dada! Bakalım neler yaşayacağız. Ben de uzun zamandır Osmanlı oynamıyorum bu arada. Her ne kadar beni EU4 ile biliyor olsanız da Osman çok oynamıyorum aslında. Hep diğer ülkelerle oynuyorum. Neden bilmiyorum. Osman çok kolay geliyor. Belki de o yüzdendir. Osmanlı bildiğiniz üzere oyunun en güçlü ülkesi dostlar. Belki aranızda hani Avusturya diyenler olur, İngiltere diyenler olur onu bilemem ama bence Osmanlı açık ara oyunun en güçlü ülkesi abi. Başlangıcımız bu şekilde. Yıl 1444. İstanbul'un fethine yaklaşık 9-10 yıl falan var. Osmanlı'nın tam İstanbul'un fethine hazırlandığı zamanlar. Varna Savaşı kazanılmış. Daha taze. Keyifler güzel yani Osmanlı'da. Tam Osmanlı'nın yükseliş zamanları. O zaman başlayalım efendim. Şimdi başlar başlamaz öncelikle şu kalelerden bir kurtulalım. Bir tane Ankara'da kalsın. Bir tane de Selanik'teki kalabilir belki. Hatta Selanik'e bile gerek yok. Bunu da sil. Burada var mı? Burada yok. Güzel. Tamam. Avusturya Rival. Macar Rival. Bir de Memlük Rival. 9 askeri de başlıyor. Ben admin almayı tercih edeceğim dostlar. Çünkü hızlı bir şekilde ideye çıkmak istiyorum. Advisor olarak adminlerden Ali Kuşçu var. Ali Kuşçu'yu alacağız. Buradan diplomatik reputation vereni alalım. Bunu almayacağız. Buradan Urban gelecek çünkü. Onu bekleyeceğiz. Estate'lerimiz bu şekilde. Buradan hemen görevimizi alıp sizlendimizi yapalım. Erzincan'a claim veriyor. Aslında güzel olur. Bunu alalım. Erzincan'a dalarız abi. Hakkı oyunu döveriz. Şimdi dostlar şeye gitmeyeceğim. Mehmet Ambition'a gitmeyeceğim. Öyle bir amacım yok. Normal bir oynanış olacak. Exploit falan yapmayacağım. Bildiğiniz üzere bazı exploitler var. Bazı açıklar var. Bu açıkları yaptığınız zaman işte Burgonya'yı ele alıp tüm Müslüman ülkelerle ilişkinizi 200 yapıp çok hızlı bir şekilde Mehmet Ambition hatta dünya fethine gidebilirsiniz. Böyle bir şeyler var. Ama ben daha çok hani herkesin anlayacağı bir Osmanlı oynamak istiyorum. Yeni başlayanlar da gayet keyif alacak. Oyunun ilerleyen seviyelerindeki oyuncular da keyif alacağını düşünüyorum. O zaman daha fazla uzatmadan başlayalım. Buradan agresif expansion impact'imi bedavaya alacağım. Çünkü buradan şu arkadaşı aldığınız zaman bu muydu bu muydu? Bunlardan biri. Aynen bu. Bunu aldığınız zaman herhangi bir admin puanı falan ödemiyorsunuz. Mysticism'e gideceğim dostlar. Mysticism olanları alıyorum. Bu arkadaşı tutacağım şimdilik. Bir tane de general alacağım sırf görev için. Böyle yeniçerileri basalım. Yeniçeri istiyor bizden. 10 tane bassak yeterli olur herhalde. Kullanacağız da zaten yeniçerileri. Evet bu görevimizi yaptık. Anadolu'ya claim veriyor bize. Bu görevimizde Morla Farm'ı veriyor 25 yıllığına. Yeniçerilere biraz loyalty veriyor. Bu etkinlikte gördüğünüz üzere dostlar 25 military power, special unit force limit yani yeniçeri daha fazla basabileceğiz. Ve yeniçeri loyalty equilibrium verdi. Onun haricinde borç çektik. Direkt oyunun başında Defender of the Fade'i almak istiyorum. Hem Morla Farm'ı veriyor bize hem de burayı çevirelim ekstra. Bunları da atalım şöyle. Sünni gideceğiz abi. Full Sünni olacağız. Başka bir dine falan dönmeyeceğiz. Tamam yapacağımız bir şey kalmadı. Artık etkinlik bekleyeceğiz şu iki görev için. Hemen oyunu başlatalım. Oyunu başlatmadan önce Anizah mıydı? Şu Anizah'ı Elay alalım abi. Aynen Anizah'ı Elay alalım. Ondan sonra şu Fizan'ı da Elay alacağım. Bunları sevgili Memlük yemesin burada. Medine'ye zaten dalmıyor. Medine'yi almayacağım. Dulkadir'i Elay alabiliriz bir de. Aa direkt şey geldi. Bunu aslında alabiliriz ha. Bunu aslında alabiliriz dostlar. Boş yere uğraşmayalım hiç bir daha. Ama %25 otonomi verecek işte. Minimum otonomi %25 olacak her yerde. Değer mi? Yani aslında değebilir ama almayalım hadi ya. Yavaş yavaş sizlent yaparız abi. Evet Varna etkinliği geldi gördüğünüz üzere. Bize 25 power projection veriyor ve 100 splendor veriyor. Bu gayet güzel. Aynı zamanda Urban da geldi. Hemen Urban'ı da alalım. Urban'ı göreve koyalım abi. Artı 2 bir advisor çok ucuz. Gayet güzel. Askeri puanımızı kazanıyoruz. Diplomatik reputation'ımız var. Admin puanında iyiyiz. Şu görevleri de bitirip hemen toplarımızı alalım. Ayrıca bu görevi de bitirip İstanbul'a ve Yunanistan taraflarına claimlerimizi alalım. Daha 2-3 gün falan geçti bu arada. Böyle şeyler yaşadık. Güzel bir başlangıcı var. Galley basmak istiyorum biraz. 25 tane basabiliyormuşuz. Bassın abi. Galley lazım olacak çünkü. Evet ayın 11'i gelir gelmez Konstantinopol'dan sevgili Bizans'a dalıyoruz abi. Bir an bile düşünmeyin. Dalın. Şanslıyım bu arada. 3 pipli şey geldi. Siege. 3 siege'li general geldi. Pip ne ya?
Çok komik değil mi? Neyse. Bir de Hadım Sebahattin'imiz varmış. Onunla da buraya girelim. Let's go. Dostlar toplarla assault yapabilirsiniz turları kırıp. Size kalmış tamamen. Ben yapmayı tercih ettim. Bu topları çok kullanacağız abi. Bunlar çok işimize yarayacak. Çok hızlı bir şekilde kaleleri düşürmemize yardımcı olacak oyunun başında. Öyle bir etkinlik çıkıyor. Bunda yukarıdakini basın dostlar. Alttakini yapmayın. Yoksa Bizans'ı vasal bırakıyorsunuz burada. Gereksiz değmez yani. Üsttekini alın. Evet Bizans'ta işimiz bitti. Buraları komple alalım abi. Parasını da alalım. Güzel. Şimdi buradan öncelikle Akea'yı salıyoruz. Sonra sevgili Mora'yı salıyoruz. Başka da bir şey yapmamıza gerek yok. Bunları eyalet yapacağız tabii ki. Bu arada İstanbul'u aldığımız için tabii ki bir decision geliyor. Bununla beraber İstanbul'u kapital yapacağız ve aynı zamanda bize stability kazandıracak. Ben bir tane de böyle basmak istiyorum. Bir tane de buradan alalım. İki tane stability ile oyuna başlayalım. Aynı zamanda imparatorluk seviyesini yükseliyoruz. Ya bayağı bir bufflanıyoruz aslında burada. Bu görevimiz de bitmiş. İstanbul'a bazı development iyileştirmeleri. Tolerance of True Faith falan filan. Güzel. Bunu da alalım. Şöyle Mora'yı da eyalet yaptım. Bu arada Candar'ın koru var bizde. Ona bir toprak değil, iki tane toprakmış. İki tane toprağı verirsek hiç uğraşmadan bunu direkt vasallayabiliriz aslında bu şekilde. Kor toprağını vererek. Ama şurası da Trabzon'un da aynı zamanda kor toprağı. Burayı Trabzon'a veriyor abi. Neyse Candar'ı dövelim ya madem öyle. Aynen. Niye uğraşıyoruz ki? Ama ondan önce bir tabii ki Kefalonya yapmamız lazım. Sevgili Epirus'a da almamız gerekiyor. Papalık geliyormuş. Ne alaka kardeşim ya? Bir şeyler olmuş papayla. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Yani çok da önemli değil. Kim geliyorsa gelsin. Integrate Galata. Galata'yı hemen integrate diyelim. Bir yandan da sevgili Akkoyun'a da almak istiyorum aynı anda. Bu ordular yeterli olacaktır herhalde. Acem geliyor ama çok da problem değil. Erzurum'dan girelim. Bu da gitmiş Kırım'la Dulkadir'e el almış. Anam çıldıracağım ha. Neyse dalacağız yapacak bir şey yok. Sinop'tan dalalım. Evet Akkoyun'u full annex yapıyoruz dostlar. Güzel görevimizi de yapmış olduk. Sevgili Dulkadir'i de full annex yapıyorum. Evet şöyle canları da aldık. Güzel. Daha oyunun başında %90 over extension. Temiz. Burada bizim gemileri dövdüler bu arada. Roma'ya gidemiyoruz. Beyaz Barış da atmıyor. İlla beni uğraştıracak şimdi. Venedik bana geçiş veriyor lan. Saçmalığa bak. Venedik'ten geçiş almak işime yaramıyor ama. Arnavut da veriyor. Okey. Buraya kadar gelebildim abi. Bundan sonrası vermiyor. Vay arkadaş. Neyse yapacak bir şey yok abi. Madem öyle. Sürenin dolmasını bekleyeceğiz artık. Sevgili Anize'ye vasal oluyoruz. Promote eyalet. Evet, Patrikhanelerin Kaderi diye bir etkinlik geldi. Alttaki sanki daha iyi gibi. Hem para veriyor hem İstanbul'u devliyor. National Tax Modifier falan güzel. Bunu alalım. Böyle şu arkadaşlardan trade'lerini de çekelim. Rehin eyalet yapmadıklarınızı rehin eyalet yapın mutlaka. Bunlar rehin eyalet olduğunda savaşa falan gelmiyorlar ama size daha çok buff veriyorlar. Daha çok manpower falan veriyorlar. O yüzden bu arkadaşları rehinleyin mutlaka. Sevgili Karaman'la da işimiz bitti. Bunu da annexleyelim. Gayet güzel. Böylece Conquer the Beylik görevimizi bitirdik ve tüm Anadolu rejyonuna perma krem alıyoruz. Bir de 100 admin puanı. Tertemiz. Şu savaş bir bitmedi ya. Gidemedik şeye, Roma'ya. Evet, sonunda bitti abi savaş. Teşekkür ederim. Böylece Balkan rejyonunda da perma krem kazanmış olduk. Güzel. Şimdi bu arkadaşları döveceğiz. Bunları yavaş yavaş döveceğiz. Abi 189'da kaldı inanamıyorum. Agresiflikten ha. Başka bir sebebi yok yani. Aslında şuraları şeye verebiliriz. Akea'ya verebiliriz. Bunu Müslüman yapalım mı? Gerek yok ya. Şöyle Arta'yı ve Kefalonya'yı verelim bu arkadaşa. Mecburen para gönderdik abi. Ne yapalım? 189'da tek anlı kaldı. İnanılmaz. Neyse bu arkadaşı da vasal aldık. Şamar'ı eyalet yapalım. Medine'yi vasallayalım. Buraları komple bu şekilde toparlayacağız. Memlük Suriye'yi annexledi. Suriye'yi hemen salıyorum. Rakka'dan. Suriye'nin korları için gireceğiz. Fars'ın rengine bak sarı olmuş. Her oyun farklı bir renk oluyor. Evet Memlük'e doluyoruz dostlar. Ramazan'ı alamadık. Vasal yetmiyor. Biz de döveceğiz ne yapalım. Bu şekilde alırız biz de. Anizap batıyormuş benden para istiyor. İnanamıyorum. neyse verelim adam bizim tebaamız ya. Tabi adamların her şeyini aldığımız için gayet doğal. Adamların neyi var neyi yok her şeyini alıyoruz. Abi şu Tunus'ta savaşını bitir ama artık. Alamıyorum adamı. İnanamıyorum. 200 ilişkin var alamıyorum Asal. Abi inanamıyorum ya. Eksi %90'dan artı 1'e düşürdü adam. Tunus ne yapıyor ya?
Vay arkadaş, Fizan şimdi buradan toprak alacak, büyüyecek, vasallayamayacağım değil mi? İnanılmaz abi. Ramazan'ı da alalım. Güzel, Necit'i vasal aldık dostlar. Hemen peşine sevgili Hassa'yı da vasal alıyoruz. İlk fikir grubumuz geldi. Yani diplomatik de alınabilir aslında ya. Bilemedim. İnfluence çok güzel gidiyor evet ama diplomatik de fena değil. Province Wars Korkos falan da var. Biz yine de bir influence alalım. Çünkü Liberty Desire falan sıkıntı olur ilerleyen zamanlarda. Hem de ekstra vasallardan gelir elde ediyoruz. Şu an 5 tuka, 5,5 tuka vasallardan geliyor. Neredeyse ülkenin üretimiyle aynı abi. Fikir gruplarından devşirme sistemini alacağız tabii ki. Osmanlı'ya özel bir hükümet reformu. Bunu aldığımız için buradan bazı özellikler açılıyor. %5 CCR veriyor mesela. Local Amnesty -2, Devastation veriyor. Aynı zamanda tüm Heathen provinslere %10 lokal otonomi diyor. Gayet iyi. Bunu alalım. Bu ne diyor? Diplomatic Advisor maliyetlerini düşürüyormuş. Bir tane ucuz advisor veriyor bize. Diplomatic Reputation Advisor hem de. Bunu da alalım. Bu da Vassal Manpower Contribution %15 diyor. Gayet güzel. Onu da alalım. Evet, çağ bonuslarımızdan ilk olarak Aggressive Expansion Impact'i alıyoruz. Bilin bakalım neden. Evet sevgili Memlük'le şöyle bir barış anlaşması yapıyoruz. Suriye'nin topraklarını verdik. Şuradan da Kudüs, Jaffa ve Sayda'yı alıyoruz dostlar. Şimdi buradan Lübnan'ı sal. Lübnan'a hemen eyalet yapalım. Bu görevimizi yapmış olduk böylece. Hatta şuraları da Lübnan'a ver gitsin ya. Buralarla uğraşmayalım. Şimdi Kıbrıs'a dalmak istiyorum. Kıbrıs Venedik Ticaret Ligi'ne girmiş abi, harika. Bunun bitmedi mi daha savaşı ya? Valla Kıbrıs'a dalmak istedim ama Venedik falan geliyor. Manpower'ım çok az şu anda. Biraz bekleyeceğim. Sevgili Fizan'ı da vasal aldık. Davasir'e eyalet yapıyorum. Fizan'ı da eyalet yaptık. Şimdi buradan yavaş yavaş bunları sekeceğiz. Evet, aramıza hoş geldin minik dostum. Evet, bir batı seferi şart oldu artık. Hemen şöyle Sırbistan'a girelim. Aynı zamanda Bosna'yı da çağırdım. Bosna'dan da bir şeyler alırız diye düşünüyorum. Ya hayır, Macar daldı şerefsiz seni. Benim dalmamı beklemiş. Dur şimdi ben bir vasal alayım da Sırbistan'ı sen gör. Aşağılık herif seni. Ama Avusturya da gelmiş savaşa. Aa, Macar almadı buraya, garip. Bosna'yı vasal alıyorum. Sevgili Sırbistan'a da full anneksi koyuyorum dostlar. Hatta Sırpları salalım ya. Şuradan Montenegro'yu sal. Sırpları da sal. Tamam. Sırpları eyalet yap. Bunları eyalet yap. Sen niye olmuyorsun? Beni sevmiyor. Power projection'a bak, 100 oldu. Bu arkadaşa bir para versem. Ah be, çok az kaldı. Neyse, bir iki tur ilişki geliştirelim bari. Tamamdır. Bosna'yı da eyalet yaptık. Dicerit vasal. Peşine de bunlar gelecek birazdan. Arnavutluğa kor topraklarımız için giriyoruz dostlar. Fatih'e ne verelim? Diplo puan verelim. Fatih zaten 6-4-6, 6-5-6 olacak. Güzel. Bu ne la? Ulemalar bizden memnun. Aha, bu ne la? Okey. Paralı asker basalım o zaman. Ülkede köylüler ayaklandı ya. Vay arkadaş. Buraya bak. Bizden pek memnun değiller. Sürekli sizlent yaptığım için. Bir tık kızmışlar galiba. Evet sevgili Najran'ı vasalladık. Güzel, Konstantiniyye'de cemler çıktı. Bu da ekstra gelir demek bizim için. Gayet güzel. Evet sevgili Tugorut'u vasalladık. Gra Emzap'ta. Evet dostlar, şöyle bir anlaşma. Bu arkadaşları salıyorum. Bunları sonra vasallayacağız diyeceğim de bunları vasallayamayız muhtemelen biz. Vasallayabilir miyiz? Dalmaçya'yı saldırabiliyorum. Dalmaçya'yı saldıralım bir de. Aynen. Böyle bir anlaşma. Güzel, vasalımız oluyor Dalmaçya. Hemen Dalmaçya'yı ele alalım. Para gönderelim. Böyle military access verelim. Bir de garanti atarsak bu arkadaş. Ya biz, garantimiz var zaten değil mi? Ne yapabiliriz bir de buna? Ragusa'ya sövebiliriz. Ragusa'ya sövelim. Ragusa zaten bize gelmez. Ah be. Az önce geliyordu abi. Neyse, bakacağız ona sonra. Emzap'ı vasallıyoruz. Hadramut'u vasallıyoruz. Ve Mahra'yı vasallıyoruz. Evet, Bosna'nın korları için Hırvatistan'a giriyoruz. Yanında Avusturya ve Macaristan var. Evet, Yeniçeriler demand verdi abi. Bizden torpak istiyorlar. Bir de bunlardan birini kaldır diyorlar. Tamam, loyalitelerini kaldıralım madem öyle. Şimdi bunlarla uğraşamam. Kaç tane? 33 tane bir de. Üçlü de oluyorlar. Uğraşamayız onlarla. Evet bu arada sevgili Miklaf'ı da vasalladık. Evet %85'e gelen bir Budapeşte kuşatması görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir level kaleyi kaç gündür düşüremediler. %85'e geldi. Harika. Evet. Macaristan'da şöyle bir anlaşma dostlar. Biraz Sırpları büyüttük. Biraz Bosna'yı. Biraz kendimizi.
ve Push into the North görevimizi yapmış olduk böylece. Bize Karpatya rejyonuna permakrem veriyor bu görev. Aynı zamanda Macaristan'a Ottoman Camping kasus belgesi veriyor. Yani bir sonraki savaşta sevgili Macar'ı eyaletimiz yapacağız. Evet, bunu gören Dalmatça tabii hemen gelmek istedi. Onu da alalım. Peytop Patriarki görevimiz de bitmiş dostlar. Bunu da alalım. İstanbul'u yine devliyoruz. National Tax Modifier falan veriyor. Güzel, bunu da aldık. Sevgili Yemen'i vasal alıyorum. Evet, Makurya'yı da vasalladık. Gelire bak, artı 24. Daha sene 1471. Şöyle otonomi artmış bayağı. Otonomileri düşürelim. Bunlar bu kadar yüksek olduğu halde o kadar gelirim var bu arada. Ha. Evet, otonomileri düşürünce 27'ye çıktı. 28 desen ona. Ece'yi de vasalladık dostlar. Evet, ikinci fikir grubumuz geldi. Şeyi kapatmışım ben. Aynı gruptan iki tane almayı kapatmışım. Yoksa diplomatik alacaktım. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Neyse, biz inovatifi koyalım cebimize ya. Poliçelerden %10 agresif expansion impact verecek. İşimize yarar. Bir yerden sonra agresiflik çok önemli olmayacak ki bizim için. Yok abi, buna gerek yok. Sen bana bir quality sar abi. Evet, çağ bonuslarından ikinci olarak Osmanlı'ya özgü olan Leader Siege'i alıyoruz. Daha hızlı kuşatmamıza yardımcı olacak. Sevgili Ragusa'ya dalıyorum dostlar. Papalık geliyor. Papalığı da çağıralım mı? Aragon falan geliyor. Çağırmayalım ya. Böyle dalalım aynen. Take core Ragusa. Sevgili Papa, Perugia, Spoleto ve Urbino'yu saldırtıyoruz. Birazcık parasını alıp çıkıyoruz efendim. Sevgili Ragusa'yla da şöyle bir anlaşma. Sevgili Aden'i vasalladık. Evet, artık bu görevi de alalım. Sevgili Memli'ye dalalım abi. Hürmüz ve Ajuran geliyor. Gelsinler, buyursunlar. Evet, üçüncü reform olarak bunu alıyoruz abi. National Tax Modifier, Income from Vassal, Promote Culture Cost. Aynı zamanda paşalar var. Paşaları bir yere attığınız zaman %20 Local Tax Modifier verecekmiş. Ama hangilerinde? Foreign Culture Group. Okey. Sevgili Hürmüz'den şu arkadaşı salıyoruz. Adı ne bunun? Şarja. Şarja'yı salıyoruz abi. Bir de Yas'ın bir tane toprağı varmış. Onu aldım. Bunu da vasallarız birazdan. Fall of the Memlük Sultanate. Şöyle biraz da bir şeylerini aldım dostlar. Bunu küçük bıraktım. Açık kullanmayacağım dedim ama aslında bu da bir açık yani. Bunu da yapmamak lazım bence ama yapalım. Bu biraz daha masum. Şöyle bir anlaşma yapıyoruz önce. Ondan sonra üsttekine basarak bu arkadaşı eyaleti Mısır yapıyoruz dostlar. Hemen peşine Tunus görevimiz geliyor. Bunu alıyoruz. Yemen'e de veriyor ama Yemen'i biz çoktan aldık zaten. Bir de Arap rejyonuna kalem veriyor. Onu kullanırız. Şuradan şu arkadaşla hemen elay olacağım. Hiç beklemeden sevgili Tunus'a dalıyorum dostlar. Evet, sevgili Siena'yı vasalladık. Biraz geç kaldık buralara ama olsun. Geç olsun, güç olmasın. Evet, bu arkadaşı da vasalladık. Hemen kendisine eyalet de yapalım. Güzel. Bu Raşitleri bir vasallayamadık. Şunları bir vasallasak iyi olacak. Evet, sevgili Tunus'u eyaletimiz yaptık. Şöyle Kore eyalet de yapalım. Sevgili Morokko'ya daldık kasus belimizi. Hemen hiç vakit kaybetmeden bu arkadaşa dalacağım ama ondan önce bir saniye. Şunları artık bir alalım. Sevgili Spoleto'yu aldık. Sevgili Perugia'yı aldık. Ve Urbino. Bunu da vasal aldık. Güzel. İtalya'yı topluyoruz yavaş yavaş. Burası elaysız melaysız kalmış. Anlamadım. Dalalım. Hemen peşine Morokko'ya da dalıyorum dostlar. Evet. Fas'ı eyaletimiz yaptık. Protect Morokko görevimiz bitti. Eyaleti Fas'ı Kore eyalet yapıyor. %100 diplomatik power. Şimdi buradaki arkadaşları temizlememiz lazım. Böyle Kore'dan dalalım. Castilla Portekiz geliyor. Bunlar da gelsin. Aynen. Gelsinler bakalım. Osmanoğlu İberya'da. Yürüyün aslanlarım, yürüyün. Bak bak bak, toplarımıza bak be. Fatih'in topları, Fatih'in topları. Yürüyün be. 17K'ya 27K. Bakalım alabileceğiz mi burada? Eksi 3-7 bu arada. Burayı dövmemiz lazım. Evet. Gayet güzel. Destek de geldi. Aslında dövdük ya. Desteğe de gerek kalmadı. Ne? Wipe mı? Oh man, don't rap. 27K. Kastil ordusuna Malaga'da wipe. 17K ile 27K'yı wipe'ladık abi. This is fucking Ottoman baby. Biraz daha Aragon tokatlayak. Ottoman Empire baby. Musasha geliyormuş vasal. Sevgili Musasha ile ilişki geliştirelim. Burgundy Succession. Habsburgları seçmiş. Yani başka bir şey seçse şaşardım zaten. Hani gidip böyle Britanya'ya falan düşse şaşardım yani. Tam beklediğim gibi oldu. Bakalım Fransa savaş açacak mı Avusturya? İnşallah açar. Altın çağımızı başlatabiliyormuşuz. Başlatalım abi. Şunu da ar. Altın çağı da başlat.
Ottoman Empire altın çağında. Gelire bak. 1482 yılındayız da. Holy shit. 92 oldu. Kardeşim 10K'ya 30K'la yani fazla oldu biraz sanki. Ay wipe yedik. Ay wipe yedim, inanamıyorum. Bir sakin olun ayol. İşin kötü yanı top olan ordularımız wipe yedi. Neyse. Military tek geliyor abi. Top basacağız rahat rahat. Gavari kapasite sorunum yok gerçi. Evet, Portekiz'den şöyle bir toprak alımı efendim. Koalisyon falan derdimiz yok. Şimdilik. No problema. Güzel, Avusturya Kutsal Roma İmparatorluğunu kaybetti an itibariyle. Bizim için iyi haber. Evet sevgili Bologna'yı vasallıyoruz. Sevgili Naples'a da dalalım. Ferrara'yla falan elaymış bu da. Ferrara'yla da ilişki geliştiriyorum. Bize kızmasın sonra bu çocuk. Neyse artık, kızarsa kızsın. Mantua da yardıma geliyormuş. O da gelsin. Bu çocuğun isyancıları çıktı ya. Oh. Böyle bir anlaşma istiyorum ama maalesef alamıyorum. Yetmiyor savaş skoru. Buralara falan gitmem lazım. Bayağı uzadı savaş. Neyse şurayı almayalım. Burayı veriyor mu? Burayı da vermiyor. Şurayı? Buraya da vermiyor. Neyse şöyle bir anlaşma o zaman dostlar. Şuradan Granada'yı salarız. Şuradan Galicia'yı çıkardık. Onu alırız eyalet. Bu ara veriyor ama onu da vermiyor. Para. Tamam, biraz da para alalım. Güle güle. Bu arkadaş bize vasal gelir büyük ihtimalle. Şu arkadaştan da şöyle her yeri alalım. Ne görevimiz bitti? Adrese firman. Good produced. Development cost. Falan filan. Ver. Güzel. 5-5-5 şehir geldi. Süper abi. Evet, Ferrara savaşa gelmişti. Mantua'yı yedi. Şimdi Mantua'yı salacağım. Modena'yı salacağım içinden. Onlar da bizi sevecekler doğal olarak. Biz de kendilerini ele alacağız. Evet. Aynen öyle. Ondan sonra da eyalet yapacağız. Gördüğünüz gibi 100. Bu da 100. Bununla da ilişki geliştir. Marrakeş. Marrakeş'i salalım mı? Marrakeş. Sal. Verdim buraları Marrakeş'e, hiç uğraşmayacağım zorlamakla. Eyaleti Fas gözüküyor. Aa çok ilginç. Marrakeş'in adı da eyaleti Fas oldu. Garip bir bayrağı da var. Neyse, Rey'in eyaleti abi. Burada altın madeni var biliyorum ama ihtiyacımız var mı sizce dostlar? Gelire baksanıza. Yani pek ihtiyacımız yok gibi sanki. Bu arkadaştan da şöyle bir anlaşma yapacağız. Böyle yaparsak koalisyona giriyorlar gerçi. Napoli almayıp şöyle ayaktan çıksak mesela. Böyle bir anlaşma yapsak mesela. Yine Fransa falan biraz kuduruyor. Kastilla zaten turusumuz var. Portekiz'de turusumuz var. Şöyle yapsak. Tamam, böyle daha iyi. Öyle yapalım. Bir sonraki savaşta komple yutarız. Şimdi şu arkadaşla elay oluyoruz hemen. Floransa ile elay oluyoruz. Sevgili Modena ile elay oluyoruz. Ve sevgili Mantua ile elay oluyoruz. Bunların hepsini vasallayacağız. Bu ne la? Oh yarasın. Evet, Galicia'yı vasal aldık. Birazdan eyalet yapacağım. Aa, Burgonya. Aa. İlginç. Beyler, Burgonya serbest kaldı. Bağımsızlık aldı Burgonya. Nasıl oldu lan bu? King Louis mi? Britanni. Allah Allah. Supporting Independence. Bayağı desteklemişler bu çocuğu ya. Neyse, elay olalım. Yardımcı olur Burgonya bize burada. Fransa'ya karşı falan. Mantua'yı da vasal alıyoruz. Ahan da aldık. Modena'yı da vasal aldık. Birazdan eyalet yapacağım. Evet, bir takım topraklar için sevgili Venedik'e dalıyoruz. Knight'lar da geliyormuş. Onları da çağıralım. Rodos'u alırız onlardan. Aynen. Rodos'u aldık dostlar. Etkinliği de tetiklemiş olduk. Prosperity falan artacak. Gayet güzel. Unify Anatolia görevimizi de bitirmiş olduk böylece. Maşrik ve Kafkasya rejyonuna permaclaim alıyoruz. Manpower veriyor birazcık. 15 yıllığına. Bir de otonomi değişimi veriyor. Gayet güzel. Şimdi sevgili Venedik'ten şu iki adayı alıyoruz. Korfu'yu saldık. Burayı da alsak mı? Alamıyoruz değil mi burayı? Alamıyoruz. Aquileia, Korfu, Kirit, Padua, Verona, Albanya. Hepsini salıyoruz dostlar. Özgür Osmanlı, Özgür Dünya sloganıyla herkesi salıyoruz. Ya da Güçlü Osmanlı, Özgür Dünya da olabilir artık. Fark etmez çok da fazla. Hemen saldıklarımızı tabii ki ele alacağız. Bu noktada şey çok önemli değil dostlar, diplomatik power kaybetmemiz. Bunların elay olması çok daha önemli. 5 kuruş agresiflik harcamadan bunları katacağız. Arnavut beni sevmiyor ya. Niye sevmiyor bu Arnavut beni? Ha, bu adamı biz alamayız ya. Bunu salmasaydık keşke. Bunun kor toprakları bizdeydi. Neyse, döveriz. Dövmesi daha kolay. Hatta bununla elaylığı bozayım ben ya. Aynen. Evet, Korfu'yu vasalladık. Sevgili Girit'i vasalladık. Aquileia'yı vasalladık dostlar. Padua Vassalization. Verona'da Vassalization.
Buluka bizim değil miymiş la? Yeşil yeşil duruyordu burada. Ben bizim zannettim bunu. Alamamışız bunu. Neyse alırız birazdan. Dostlar şu Milan'a bir dalıyorum. Sırf Floransa gelsin diye yaptım bunu. Buradan Pisa'yı çıkartacağım. Ferrara da geliyor bu arada. Neyse bir git dalalım bakalım. Burgonya da geliyormuş. Gerek yok. Buradan Cavalry Infantry Ratio. Cadiz hariç her yeri korluyorum bu arada. Cadiz'den Granada'yı salacağız. Oha bu ne? Evet, Kastil Mokoko beyler. Kastil Mokoko abi. Rusumuz ne zaman bitiyor bunda? 1502'de bitiyormuş. Bunun da ne zaman bitiyor? 1497. Bu hala Kastilya Elay bu arada. Oo, isyancılar da fırsattan istifade takılıyorlar burada. Evet, Floransa'dan şöyle Pisa'yı salıyorum. Bir de şurayı alsak kızarlar mı bize? Aslında kızmazlar ha. Şöyle bir anlaşma fena olmaz bence. Aynen öyle aga. Ya da toprak almasa mıydık ya? Toprak almasak da bizi sevmeyecek ama ya. Bir şey değişmeyecek yani. Neyse döveceğiz artık Floransa'yı. Ne yapalım abi? Döveceğiz. Parmayı salabiliyormuşuz bundan. Bundan da parmayı salalım. Evet bir tık kızmaya başladılar. Buradan biraz uzaklaşacağız arkadaşlar. Gerçi bir Fransa kızmış. Diğerleri biraz daha kaldırır. Tamam bu arkadaştan da parmayı çıkartıyoruz sadece. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Parmayla renkler bu arada tamamen aynı. Hemen helay oldum. Unutmadan şuradan Granada'yı salalım. Lan biz Kadiz'i mi aldık yanlışlıkla? Ana biz yanlışlıkla burayı almışız lan. Ben burayı aldık zannettim. Oh shit. No 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 no. Oh my bro. Kötü.